Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Haftanın ilk günü hem siyasetin gündemi çok yoğun hem de terörle mücadele gündemi. Önceliğimiz terörle mücadele çünkü önceki gün Hakkari'de, dün Şırnak'ta şehitler vermiştik ne yazık ki. Şehitlerimizi bugün sonsuzluğa uğurladık. 6 tarifsiz acı, 6 annenin, 6 babanın, evlatların, kardeşlerin yüreğine kor ateş oldu, düştü. Tüm Türkiye'nin yüreğine düştü. Mersin, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya ve İstanbul'da binlerce kişi şehitlerini uğurlamak için bir araya geldi. Düşman güldürmezim, vatan sağ olsun. Bayrak dalga dalgalasın göklerde. Acı kor oldu, yüreklere düştü. Kimi evladını, kimi eşini, kardeşini son yolculuğuna uğurladı. Allah'ım bana verdi ya. Ben babamızdan asker ettim. Piyade uzman çavuş Ömer Doğan, teröristlerin Şırnak'taki hain saldırısında şehit düştü. Henüz 21'indeydi. Şehit düştüğü operasyondan bir gün önce ailesini aramış, helallik istemişti. Dua ediyoruz ana. Başka dünyada başka bir iş yapamazsın. Şehit uzman çavuş, memleketin Mersin'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Haklarınızı helal ediniz. Aynı saldırıda şehit düşen Bursalı uzman onbaşı Ünal Olgun 24'ündeydi. Evli ve 2 çocuk babasıydı. PKK terörüne oğlunu şehit veren babasının sözleri yürekleri dağladı. İsteriz ki yine bir şehit daha verek, isteriz ki 1000 şehit daha verek. Yeter ki vatan millet sağ olsun. Ve Hakkari şehitleri. Şehit er Samet Kaymakçı daha bir hafta önce memleketi Gaziantep'teydi. Ailesiyle hasret gidermiş, ardından birliğine dönmüştü. Silah arkadaşları ve komutanları cenaze törenini şehidin babasının telefonundan izledi. Şehit ateşinin düştüğü bir diğer kentse Kahramanmaraş'tı. 25 yaşındaki şehit topçu çavuş Mehmet Kaşık cenaze namazının ardından Şeyh Adil mezarlığındaki şehitlikte defnedildi. Antalyalı şehit topçu er Yusuf Önder 22'sindeydi. Evin en küçük çocuğuydu. Son yolculuğunda binlerce hemşehrisi yalnız bırakmadı. Ve İstanbul. Şehit topçu er Melih Sancar 20 yaşındaydı. Cenazesi önce doğup büyüdüğü Avcılar'daki baba evinin önüne getirildi. Helallik alındı. Şehit er Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Edirne Kapı şehitliğinde defnedildi. Hakkari'de yaşanan ve 7 şehidimize mal olan o vahim patlama ile ilgili az önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bir açıklama geldi. Önemli detaylar var. Çağdaş Akbaş aktaracak bize. Çağdaş, ne diyor Akar açıklamasında? Cem Öğretir, olayın hemen ardından Genelkurmay Başkanlığı bölgeye teknik bir ekip göndermişti, heyet göndermişti. Onların ilk raporu Ankara'ya ulaştı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar az önce o detayları paylaştı. Üst bölgesinde bir atım yapıldığını, toptan bir atım yapıldığını belirtti Akar ve bu atım sırasında namludan geriye doğru yüksek basınçtan dolayı bir alev topunun çıktığını belirtti ve dışarıdaki bu alev topunun nedeniyle dışarıdaki mühimmatların da peş peşe patlamasını tetiklediğini ifade etti. İlk bulgulara göre bunları söyleyebilirim dedi Akar ve bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir dedi. Yani üst bölgesine PKK'nın, teröristlerin bir saldırısı yoktu. Sadece atımdan dolayı yüksek basınçtan dolayı geri tepme ve geri tepme nedeniyle arkadaki mühimmatların peş peşe birbiriyle bağlantılı olarak patlaması nedeniyle bu kazanın meydana geldiğini ifade etti. Terörle mücadelemiz devam edecek hem Irak'ın kuzeyinde hem de yurt içinde diye de ekledi. Çağdaş teşekkürler. Hulusi Akar'ın açıklamasıydı biraz önceki Milli Savunma Bakanı. Bir geri tepme sonrasında mühimmatın patlamasıyla olay meydana geldi diyor özetle. Şimdi bir dizi terör başlığıyla devam edeceğiz aslında. Tabii Amerikan ordusu ve PKK'nın kan kardeşleri PYD-YPG'yi manşette tutarak haritayı görüyorsunuz. Sincar, 2. Kandil olmayacak başlığımız bu. Başkan Erdoğan da defalarca dile getirdiği bu kararlı cümleye rağmen Amerika o ilçedeki yani Sincar'daki provokasyonlarına aralıksız devam ediyor. 2014'ten yani DEAŞ işgalinden önce 400 bin nüfusa sahip olan Sincar bugün itibariyle 80 bin nüfusu barındırıyor. İlçedeki etnik yapının ağırlıklı genelde Ezidilerden oluşuyor. Sincar %18'de Müslüman Türk ve Arap nüfusu barındırıyor. Irak'ın Musul kentine bağlı ilçe, Türkiye'ye yaklaşık 100 kilometre uzakta. Çok yakın ve etrafını çevreleyen Şengal dağları nedeniyle terör örgütü için korunaklı bir alan olma özelliğine sahip. Türkiye, Sincar'a bugüne dek çok sayıda hava harekatı yapmış. Yine çok sayıda sözde üst düzey teröristi öldürmüştü. Ne var ki Şengal, Irak petrollerinin batıya açılan kapısındaki konum nedeniyle Sincar, Amerika'nın iştahını fazlasıyla kabartıyor. İşte o Amerika'nın Şengal'e teröristler için 5 yeni kamp daha kurduğu bugün ortaya çıktı. Yani Amerika yine orada bir işler çeviriyor. Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Kandil'de köşeye sıkışan teröristler Sincar'a akın ediyor. Amerika teröristlerin barınması için bölgeye 5 kamp daha kurdu. Kuzey Irak sınırından 40 kilometre içeri giren Mehmetçik, son operasyonlarda Kandil, Zab, Avaşin ve Basyan'da 48 terör mevzisini imha etti. Zagros sahası diye adlandırılan Yüksekova, Şemdinli, Çukurca hattında PKK'nın Türkiye bağlantıları tamamen kopartıldı. Irak'ın kuzeyinde hareket kabiliyetini kaybeden çok sayıda teröristin bölgeyi terk edip Sincar'a gittiği belirtiliyor. PKK'nın Kandil'deki elebaşlarını arananlar listesine ekleyen ve başlarına ödül koyan Amerika, bir yandan da terör örgütüne desteğini sürdürüyor. Terör örgütünün Sincar'da yuvalanması için 5 yeni askeri üs kurdular. Terör örgütünün ikinci Kandil yaratmak için uzun zamandır bölgede tahkimat yaptığını belirten askeri kaynaklar, kış tertiplenmesi için örgüt yöneticilerinin de Sincar'ı tercih ettiğini söyledi. Kandil'de kalmaları halinde lojistik desteğin kesilmesi durumunda yaşamsal malzeme ve mühimmat konusunda sıkıntıya düşmekten korkan teröristler Suriye-Irak sınırına yerleşiyor. Bugünlerde tam olarak Kandil'deler mi yoksa ikinci Kandil diye adlandıran Sincar'dalar mı bilmiyoruz ama Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın teröristler Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başlarına koyduğu ödül Kürt siyasetini fena karıştırdı. Bugünlerde yeni bir provokatör daha çıktı ortaya. Adı Salar Mahmut. Irak parlamentosunda görevli, Kürdistan Yurtseverler Birliği vekillerinden biri o. Son günlerde hem Avrupa'da görünüyor hem de Kandil'de. Fotoğraf karelerini göreceksiniz. Yani Brüksel'deki bu kareyle Kandil'deki diğer kareyi arasında sadece 48 saat var. Avrupa'dan dönüp Kandil'e çıktı yani. Hemen ardından da Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin başkenti sayılan Süleymaniye'de sokakları elebaşlarının pankartlarıyla donattı. Pankartlarda biz liderlerimizi satmayız mesajı var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı 3 PKK'lı teröristin başına ödül koydu. Kuzey Irak'taki terör destekçileri Süleymaniye kentini PKK'lı teröristlerin resimleriyle donatıp hainlere destek çıktı. Desteğin ardındaki isim belli. Kürdistan Yurtseverler Birliği Milletvekili Salar Mahmut. Mahmut, Irak Cumhurbaşkanı Behrem Salih'e yakınlığıyla biliniyor. Ve Amerika'nın ödül açıklamasının ardından Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'a destek vermek için teröristlerin sığınağı olan Kandil Dağı'na gitti. Sosyal medya hesabından görüşmenin fotoğraflarını paylaşan Mahmut, teröristler için onların yeri Kürdistan halkının kalbidir sözlerini kullandı. Türkiye, Amerika'nın Irak'ta oynadığı ödül tiyatrosunun farkında. Bizi aldatmaya çalışıyor. En son 3 tane terörist listesini alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika'nın oyununu bir kez daha gözler önüne serdi ve Amerika'nın asıl maksadını bu sözlerle açıkladı. Güya bize dalga geçiyor. 2 bakanı yaptırım listesinden çıkartıp 3 tane teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor. Senin bakanın o terörist arasında bir farklılık söz konusu değil. Terörle mücadele diye açmıştık bu bölümün başlığını. Yine terörle mücadeleyle devam edelim. Bu kez FETÖ ile ilgili bir sıcak gelişme. 9 Kasım Cuma günü 31 kentte FETÖ operasyonu yapılmış. 87 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. Muvazzaf askerlerle ilgili karar az önce geldi. 63 asker hakkında tutuklama kararı çıktı ve o muvazzaflar cezaevine kondu. Ve bir başka gelişme... O da sıcak bir haber. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geliyor. Putin'in Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması için yapılacak törene katılacağı açıklandı bugün. Elbette masada başka şeyler de olacak. Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak proje kapsamında Karadeniz'in tabanına tam 900 kilometre uzunluğunda bir boru hattı döşenmişti. Projeyle Rus doğalgazı öncelikle Türkiye'ye, bir sonraki aşamada da Türkiye üzerinden Avrupa'nın güney ve güneydoğusuna sevk edilecek. Gazze'de gece yarısı katliamı. İsrail askeri Gazze'ye girdi. 7 Filistinli şehit oldu. Bir İsrail askeri de esir. Gazze büyük gerilimin arefesinde. Birazdan ATV ana haberde. Ve şunu da söyleyelim, Gazze'de sular durulmuş değil. Halen hava saldırısı devam ediyor. Gazze'de dün gece işlenen korkunç cinayetleri de az sonra ekranlarınıza taşıyacağız ama öncesinde 131 gün sonra 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi Ankara kulislerinin öne çıkan sıcak başlıklar ve ATV Haber'e özel ayrıntılar var. Yeni haftayla birlikte siyaset cephesinin artık nabız çok daha yüksek. Çünkü gün geliyor, yaklaşıyor. Şöyle bir tanım yapmak mümkün belki de. Geçen haftaya kadar aday adaylarının isimleri %50 ihtimalle tahmin edilebiliyordu. Bugün itibariyle artık tahmin aralığımız bazı büyük şehirlerde ve bazı partilerde %90'lara hatta 99'a kadar yükseldi. Mesela CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı belli gibi. Az sonra o ismi ekranlarınıza taşıyacağız. Yine az sonra. Kendini ATV'nin özel seçim yayınlarında tanıyorsunuz zaten, Adil Gür. Adil Gür'den hangi parti, hangi kentte önde onu da duyacaksınız. Ama öncesinde sıcak siyaset gündeminin sıcak gelişmelerine bakacağız. AK Parti Genel Merkezi'nde bugün telaş vardı. Çünkü adaylık başvurusu için bugünün son günü olduğu açıklanmıştı. Ne var ki akşama doğru süre uzatıldı. Gerekçe aday patlaması. Şu ana kadar 5000'den fazla aday adayı Genel Merkezi evrakını teslim etti. Başkan Erdoğan da genel merkezdeydi bugün. Tüm günü kurmaylarıyla geçirdi ve tek gündeminde yerel seçimdi. Saatler kaldı sürenin bitmesine. Evet, biraz geç kaldınız gibi sanki. Biraz öyle oldu, evet öyle oldu. Onun için genel merkeze gelmek zorunda kaldık. Bingöl'e gitseydiniz yetişemeyecektiniz. Aynen öyle. Dakikalarla yarıştılar. Koşar adımlarla gelip adaylık başvurularını yaptılar. AK Parti'de bugün süre doluyor. O sürenin dolmasına saatler kala illerine gidemeyen aday adayları genel merkezin yolunu tuttu. Evraklarını teslim edip başvurusunu yaptı. Taktik mi hani son başvuran en son dosya önüne çıkar falan? Yok. Yani biz de istemeyiz son güne kalmasını. Adaylık süreci 5 Kasım'da başlamıştı. Başvuru sayısı 5000'e yaklaştı. İnsanımıza, Bingöl'ümüze hayırlı projeler imza atmak için yola çıktık. CHP'nin kalesi. Yok, kaleler yıkılmak içindir ya. Başkan Erdoğan adayları belirlemek için genel merkeze kamp kurdu. Bütün programlarını iptal etti. Gün boyu yerel seçim mesaisi yaptı. Akşam saatlerinde ise AK Parti'den önemli bir açıklama geldi. Saat 19'da biteceği açıklanan başvuru süresinin Cuma günü 17'ye kadar uzatıldığı duyuruldu. Malum AK Parti'de çokça isim zikrediliyor. Örneğin İstanbul için Binali Yıldırım'ın adı öne çıkıyor. Geçen hafta ekrana taşımıştık. Ankara'da da eski ve yeni bakanlar da dahil pek çok isim var. Ama ne Başkan Erdoğan ne de kurmayları ser verip sır veriyor. Bir özel röportaj getireceğim şimdi ekranlarınıza. Erdinç Özyılmaz, ismi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile de anılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile konuştu bugün. Her şeyi sordu. Mesela aday mısınız diye sordu. Sonra Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de AK Parti'den kaybettiğimiz ilçe belediyelerini geri alacağız sözlerini hatırlattı. Hatta Eskişehir konusunu açtı. Özhaseki'nin gündemi belirleyecek türden açıklamaları var. İzleyelim. Hayırlı olsun diyelim Ankara için. Böyle bir şey denemez. AK Parti'nin Ankara adayı olduğu iddialarına böyle yanıt verdi Mehmet Özhaseki. Ama diye de ekledi. Arkadaşlardan hiçbirisi biz adayız demezler. Ama beyefendi kendine bir görev tevdi ederse ondan da kaçmazlar. Bunu sizin adınıza da yorumluyoruz tabii, size de böyle bir görev tebliğ edilirse. Sağ olun. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ATV Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ankara ilini ve ilçelerini Sayın Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza arz etmedik bile. Yerel seçim rekabeti şimdiden başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de AK Parti'ye kaptırdıkları ilçe belediyelerini geri alacaklarını söylemişti. Özhaseki ise tartışmayı bir adım daha öteye taşıdı. AK Parti o 7-8 ilçe sayısını yükseltebilir mi bu seçimlerde İzmir'de? Çok rahat yükseltiriz. Rekabet sadece İzmir'de değil, Eskişehir'de de yaşanıyor. AK Parti, CHP'nin kalesi olarak görülen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni şimdiden gözüne kestirdi. İddialı mısınız Eskişehir için? Evet, iddialıyız. Eskişehir'de inşallah güzel işler yapacağız. Bakın, 2 tane Eskişehir var. Bir önde gözüken, vilayet etrafında 1-2 kilometrelik yarı çapında bir daire çizdiğinizde ortaya çıkan bir Eskişehir var. Bir de arka Eskişehir var. Büyük projelere biz imza atacağız inşallah. Adil Gür, ATV Haber'e konuştu. Büyük şehirlerde kim önde? Hangi kentlerde büyük çekişme var? Ve çok daha fazlası. Birazdan ATV Ana Haber'de. Bu bölümü kaçırmayın lütfen. Seçim mübileni Adil Gür'ün ATV Haber özel açıklamalarını izleyeceksiniz bu ekrandan. CHP ile devam edelim. Önce bir son dakika haberiyle. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın akşam saat 20'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'le buluşuyor. Açıklamada Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret edilecek deniyor. Yani anlaşılan o ki görüşme İYİ Parti Genel Merkezi'nde olacak. Mecliste de görüşebilecekleri konuşuyor tabii. Bunu da bir not olarak ekleyelim. O görüşme yarın akşam. Bir süredir dillendirilen ittifak kuruluyor mu sorusu belki de yarın akşam yanıt bulacak. Çünkü görüşmenin ana gündem maddesinin yerel seçim ittifakı olduğu şu an itibariyle Ankara'da dillendirilen en ciddi başlık. Yine bir CHP haberi var gördüğünüz üzere. Ana muhalefetin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na da %99 belli gibi. %100 demiyoruz, %1'lik yanılma payı koyuyoruz. Halihazırda İstanbul'un Beylikdüzü ilçe belediye başkanlığı yapan Ekrem İmamoğlu'nun adı bugün bir anda öne çıktı. Üstelik o ismi gündeme getiren kişi bizzat Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Kulisler birdenbire hareketlendi tabii. CHP lideri sadece Ekrem İmamoğlu demedi konuşmasında. Parti içi muhalefetin öne çıkan ismi Muharrem İnce'den ve halihazırdaki yol arkadaşlarından biri Mahmut Tanal'dan da bahsetti. Çarpıcı mesajlar verdi. Bireysel çıkışlarla kendisine yol arayan kişilerin bu partide işi yoktur. CHP'nin İstanbul adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mu? İsimlerle ilgili değerlendirme yapma tamamen parti meclisimizin sorumluluğundadır. Ana muhalefette yerel seçim mesaisi tam gaz devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da başvurular masaya yatırıldı. Gözler İstanbul adayında. Siz asla ve asla. Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir açıklama yaptı. Verdiği bir röportajda sık sık çok başarılı bir başkan diyerek Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bahsetti. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun aklında büyükşehir için İmamoğlu'nun olduğu konuşulmaya başlandı. Karadeniz'de müteahhit olan Ekrem İmamoğlu 2009'dan beri Beylikdüzü Belediye Başkanı ve Muharrem İnce. İnce İstanbul için ön seçim şartını koşmuştu ama Ekrem İmamoğlu ismi Kılıçdaroğlu'nun da desteğiyle parti meclisinden geçer not alabilir gibi görünüyor. Bu durumda İnce'nin İstanbul hayalleri de suya düşebilir. İstanbul'u kazanan birisi doğal Cumhurbaşkanı adayıdır zaten. Kılıçdaroğlu İnce'nin adaylığıyla ilgili soruya da değerli partilimiz, dolayısıyla onun da diğer partilerimiz gibi aday adayı olma hakkı var yanıtını verdi. CHP lideri İstanbul Sultanbeyli için de yine sürpriz bir ismin adını telaffuz etti. CHP'nin oyunun düşük olduğu ve aday adayı bulmakta zorlandığı Sultanbeyli'ye Mahmut Tanal'ın talip olduğunu ve kendisinin de bu adaylığa olumlu yaklaştığını söyledi. Ezan Türkçe okunsun başlıklı tartışma 68 yıl önce son bulmuştu ya da biz öyle düşünmüşüz, öyle sanmışız. O tartışmayı yeniden gündeme getiren CHP'li Öztürk Yılmaz'a partisinden bir kötü haber daha geldi. Yeni bir kötü haber bu. Genel Merkez Öztürk Yılmaz'ı geçen hafta kamuoyunda infiale neden olan o sözleri nedeniyle disipline sevk etmişti. Öztürk Yılmaz da karar üzerine kameraların karşısına çıkmıştı. Genel Başkan'a çok sert sözlerle yüklenmişti. İşte o eleştirileri yüzünden bugün bir kez daha disipline gönderildi. Üstelik bu kez kesin ihraç istemiyle. Sen istiyorsun ki çekip gideyim. Neden? Çünkü çok iyi biliyorsun ki sen yönetemiyorsun ve ben de bir hazırlık içindeyim. Öztürk Yılmaz'a kötü haberler peş peşe geldi. Yılmaz, CHP yönetimi tarafından 2. kez ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Ezan Türkçe okunsun kardeşim. Ben anlayayım. Yılmaz'ın ilk disiplin sürecini başlatan sözler bunlardı. Türkçe ezan tartışmasına genel merkez sahip çıkmadı. Ezanın Türkçe okutulması diye bir tartışmayı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sıfatıyla yapmaya kalkmak aslında üslubunun en berbat noktası burasıdır. Partimizin yeni MYK'sında yer almamasının kendisinde yarattığı ruh hali maalesef üzüntü vericidir. Bunun üzerine Öztürk Yılmaz mecliste basın toplantısı düzenledi. O çatı altında öyle sözler söyledi ki herkes şaştı kaldı. Bütün seçimleri kaybedip hala koltuğunu terk etmeyen anlayış CHP politikası olamaz. Ve bu sözlerde Yılmaz'ın başına bela oldu. CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP yönetimine hedef alan sözleri nedeniyle ikinci kez, üstelik bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Öztürk Yılmaz, partiden defolup gitsin istiyorsun. Çünkü sen beni rakip olarak görüyorsun. Sıkıyorsa sen hadi bakalım at beni buradan. Evet, önümüzdeki günlerde çok tartışacağımız bir konu olacak. Belli ki yerel seçim muhalefet için çetrefil bir hal almış durumda. Az önce aktardık, CHP İstanbul'da yarışa halihazırdaki Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla girecek gibi görünüyor. %99 dedik. Ama asıl mesele sanki Ankara'da kilitleniyor. Daha doğrusu Mansur Yavaş isminde. CHP Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmasına sıcak bakıyor. İşin ilginci, Mansur Yavaş'a İYİ Parti'de en az CHP kadar yakın. İşi çıkmaza sokan, ittifakta yer alacağını duyuran HDP. HDP, milliyetçi kimliği öne çıkan Mansur Yavaş'ı istemiyor doğal olarak. Onların durduğu taraftan bakarsanız. Mansur Yavaş'sa ittifak yoksa ben de yokum diyor. Başta söyledik, tekrar edelim. Yerel seçim muhalefet için özellikle de başkentte çetrefil bir hal almış durumda. İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini isterim. Onu kaçırmayınız lütfen. İYİ Parti Mansur Yavaş için harekete geçti bile. Grup Başkan Vekili Yavuz Ağralioğlu Yavaş'ın kapısını çaldı. Mansur Yavaş'ın adaylığında ısrarcı olan bir diğer parti de CHP. Meral Hanım Ankara ister, ben de Ankara'yı isterim. Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin Mansur Yavaş'ın ismi üzerinde uzlaşmasını istiyordu. Bugüne kadar sessiz kalan Mansur Yavaş da benzer bir mesaj paylaştı. Ortak aday fikrini ilk kez dillendirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Yavaş sosyal medya hesabından siyasi partilerin uzlaşıp bir araya gelmesi artık ihmal edilemez bir zorunluluktur açıklaması yaptı. Güç birliği demokrasinin geleceği açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Ve denklemin HDP kanadı. HDP, MHP kökenli olan Mansur Yavaş'ın Ankara adaylığına karşı çıkıyor. Ve bunu Ahmet Türk, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede açık bir şekilde iletti. Bu görüşmenin bir nezaket görüşmesi olduğunu. Kılıçdaroğlu ile Türk, yerelde ittifak için neler yapılabilir görüşmek için Ankara'da bir otelde buluştu. Karşı tarafı dinlemeye dönük bir görüşme olduğunu biliyorum. Mansur Yavaş hatta tabanda ittifak arayışındaki CHP-HDP birlikteliğini nasıl etkiler bilinmez. Ama her iki tarafta ittifak konusunda ısrarcı görünüyor. Öyle adaylar çıkaracağız ki o seçmenin de evet benim partim burada kazanmaz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanma ihtimali var. Bu aday da sonuçta benim değerlerime yakın adaydır diyecek ve gelip oyunu verecek. Tüm muhalefetler tek adama karşı yan yana gelen muhalefette olacak. Anonsunu yapmıştık. Adil Gür, namı diğer seçimin bileni, ATV'nin seçim özel yayınlarından tanıyorsunuz Adil Gür'ü. Bugün ATV Haber'e özel bilgiler verdi. Arkadaşımız Mesut Çiftçi konuştu. Adil Gür'e büyük şehirlerdeki yarışı sordu Mesut. Hangi kentte, hangi partinin önde gittiğini de tabii. Adil Gür'ün açıklamalarında benim yayına girmeden önce dinleyip kendime not ettiğim iki dikkat çeken tespit var. Biri, bu seçimde ilçe belediyelerinin çok ama çok büyük öneme sahip olduğu analizi. Diğeri ise aslında bir anlamda siyasilere mesaj. Şimdi aslında kendinden de duyacaksınız ama ben söyleyeyim. Bu seçimde en azından şimdilik hiçbir parti, hiçbir kentte asla seçmen çantada keklik fikrine kapılmamalı. Bugünden bakarak efendim hiçbir yer şunun için çantada kekliktir demek çok doğru değil. Siyaset 31 Mart yerel seçimlerine kilitlendi. Aday isimleri havada uçuşuyor. En çok merak edilense 3 büyük şehirdeki yarışın ne olacağı. Yerel seçimde adayın büyük şehirlerde %30, %40, Anadolu'da daha küçük şehirlerde de bazen %50, %60'lara varan etkisi olur. Tam da bu nedenle 3 büyük şehirde yıldız adayların çarpışması bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de sadece AK Parti'nin değil, tüm siyasi partilerin yıldızlarını aday göstereceğini tahmin ediyorum veya yıldızlarını aday göstermesinin doğru olacağını düşünüyorum. Araştırmacı Adil Gür'e göre İstanbul'da AK Parti bir adım önde. İstanbul'da AK Parti daha şanslı. Çünkü AK Parti Türkiye genelindeki gücünün üzerinde her seçimde genelde bir İstanbul'da oyu var. AK Parti bir adım önde. Partilerin büyük şehirleri kazanmak için ilçe belediye başkan adaylarını da dikkatle belirlemesi gerekiyor. Bu hesap en çok da İstanbul için geçerli. Örneğin İstanbul'da büyükşehirle beraber 39 tane ilçe var. Siz 39 tane ilçenin belediye başkan adayını da doğru yaparsanız bunun büyükşehire etkisi olur. Seçim yarışının Ankara'da ise kıran kırana geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'da daha ciddi bir yarış olacakmış gibi görünüyor İstanbul'a göre. Adil Gür'e göre Ankara'da vaatler önemli ama adayların siyasi kimliği daha önemli. Ankara'da daha milliyetçi bir seçmen kitlesi var. Çünkü neden? Ankara Doğu ve Güneydoğu'dan daha az göç alan bir şehir. Ve İzmir. İzmir'de bir adım önde olansa ana muhalefet CHP. İzmir'de ideolojik seçmenlerin ağırlıklı olarak oy kullandığı bir yer. Araştırmacı Adil Gür, AK Parti'nin İzmir'deki en büyük eksiğinin iletişim sorunları olduğunu düşünüyor. İzmir'de bir iletişim probleminin olduğunu düşünüyorum. Yani İzmir'de yaşayan seçmenler AK Partili bir belediye olduğu takdirde gündelik yaşamlarına etkisi olacağını, sosyal hayatlarını etkileyeceğini düşünüyorlar. O nedenle AK Parti'nin kendisini İzmir'de anlatmakla ilgili bir problemi olduğunu düşünüyorum. Büyük şehirler kadar Doğu ve Güneydoğu'da ortaya çıkacak tabloda merak konusu. Özellikle de kayyum atanan belediyelerdeki tablo. Diyarbakır'ın, Mardin'in, Van'ın batıdaki bir büyük şehirden çok daha modern kentler olduğunu görüyorsunuz. Yapılaşmasıyla, bulvarlarıyla, parklarıyla vesaire. Ama bu birebir oya dönüşüyor mu? Birebir oya dönüşmüyor. Demek ki sadece hizmet yapmak yetmiyor. Algıları da doğru yönetmek gerekiyor. AK Parti ve MHP yerel seçimler için ittifakı bir kenara bırakmıştı. Ama Adil Gür ittifakın tabanda sürdüğü görüşünde. Seçmen ittifakı sandıkta yapacaktır zaten. Yeter ki siz o seçmenlerden oy alabilecek doğru adayı bulun. Tam bir korku filmi. Otomobiliyle yangının ortasında kaldı. O anlar ve sonrası. Birazdan ATV Ana Haber'de. Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı olayının ortaya çıkmasındaki gösterdiği başarı, dünyanın dilinde, dünyanın konuştuğu vahşetin her ayrıntısı Suudilerin tüm engellemelerine rağmen bir bir ortaya çıkıyor. İnfaz anlarına ilişkin ses kaydı da onlardan biri aslına bakarsanız. Aradan geçen 41 güne rağmen o ses kaydı halen dünya liderlerinin gündeminde. Suudi vahşetini ortaya koyuyor o ses kaydı. Ayrıntılarında bakın neler var. Cemal Kaşıkçı'nın infaz edildiği anlara ait ses kaydı dünyanın gündeminde. Son olarak Kanada Başbakanı Justin Trudeau, tüyler ürperten ses kaydının kendi istihbarat birimleri tarafından da dinlendiğini açıkladı. Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika'ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik. Dolayısıyla buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. O ses kaydı infazın nasıl yapıldığını açıkça ortaya koyuyor. Buna göre Cemal Kaşıkçı kafasına geçirilen poşetle boğulmuş. Bu anlarda Cemal Kaşıkçı'nın başına poşet geçirilmek suretiyle boğulduğu, bunun işte 7 dakika sürdüğü detayı var. İnfaz sırasında Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri de kayıt altına alındı. Boğulma sırasında nefesinin kesildiği, ben astım hastasıyım, yapmayın, beni öldüreceksiniz şeklinde feryadının duyulduğu, yansıdığı bu kayıtlara iddia ediliyor. Ses kaydına göre infaz 7 dakika sürüyor. Ardından gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi parçalara ayrılıyor. Ve o kayıt sayesinde artık tüm dünya Suudi vahşetini, ayrıntılarını biliyor. Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak tüm detaylar biliniyor. Ama Kaşıkçı'nın cesedi asitle yok edildi. Ortada cenaze olmasa da bir gıyabi cenaze töreni yapılacak. Kaşıkçı'nın dostları Cuma günü Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı için buluşacak. Ortada bir cenaze olmayacak ama bu cenazenin olmayışı ne Sayın rahmetli şehit Cemal Kaşıkçı'nın ayıbı ne de başka kimsenin ayıbı. Onu öldürenlerin tabii ki ayıbı. Onun cenazesinin bu şekilde gıyabi biçimde kılınacak olmasının tabii ki dünyaya vereceği ayrı bir mesaj olacaktır. Haberde de vardı. Başkan Erdoğan dün Paris'te konuşmuş, Kaşıkçı cinayetini işaret edip biz tapeleri Suudi Arabistan'a da, Amerika'ya da, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere de verdik. Buradaki konuşmaları dinlediler, biliyorlar demişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye Cemal Kaşıkçı cinayetinin tapelerini Fransa'ya vermedi. Erdoğan siyasi oyun oynuyor dedi bugün. Böyle bir açıklama yaptı. Le Drian'a yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu sertti. Bir de çarpıcı bir iddia ortaya attı. Fransa Dışişleri Bakanı her şeyden önce haddini aşmıştır. Bir cumhurbaşkanıyla nasıl konuşacağını bilmelidir. İkincisi, doğruları söylemiyor. 24 Ekim'de bizim istihbaratımız ve arkadaşlarımız elimizdeki bilgiler, yani dinleme dahil, tapeler dahil tüm bilgiler Fransız istihbaratına onların talebi üzerine verilmiştir. Hal böyleyken haberim yok diyebilir. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi son derece terbiyesizliktir. Bunlar yakında, altını çizerek söylüyorum, Suudi Arabistan'ın bile kabul ettiği Kaşıkçı cinayetini inkar ederlerse hiç şaşırmayın. Paranın da gözü kör olsun. Son zamanlarda kim ne anlaşması yapıyor, bunlar iyi takip edilsin. Çavuşoğlu'nun açıklaması böyle. Şimdi bu noktada bir parantez açmak istiyorum. Cemal Kaşıkçı Washington Post için yazı yazıyordu biliyorsunuz. Washington Post için kaleme aldığı son makalelerde Türkiye'nin Suriye politikasından bahsediyordu övgüyle. Bu görüşünü konuk olduğu çeşitli radyo televizyon programlarında da yinelemişti. Türklerin Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla özgürlük ve demokrasi adacıkları oluşturduğunu söylemişti Kaşıkçı. Önce bölge ülkelerinin, sonra da Amerika'nın ve müttefiklerinin Türkiye'ye örnek alması gerektiğini savunmuştu. Ve gelelim bugüne, niye bunları anlattık? Fırat Kalkanı harekatıyla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus bir saldırıyla sarsıldı bugün. Bomba yüklü bir araç bir okulun önünde patladı. 3 kişi hayatını kaybetti. Teröristler sivillere hedef aldı. Bomba yüklü araç bir okulun önünde patlatıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı. Burası Gaziantep'in hemen yanı başındaki Cerablus. Bu saldırı ise Suriye'de oynanan terör oyununun en güzel örneklerinden biri. Çünkü bölge Fırat Kalkanı harekatıyla DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmişti. Bölge halkının barış ve huzurunu bozmak isteyen teröristlerin hedefinde bu kez çocuklar var. Bomba yüklü bir araç bir okulun önünde büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası manzara korkunçtu. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaralıların imdadına çevredekiler koştu. Durumu ağır olanlar hızla Türkiye'ye getirildi. Masum halka hedef alan saldırıyı henüz üstlenen yok ama oklar bölgede istikrarsızlığı hedefleyen terör örgütü YPG-PKK'yı işaret ediyor. Benzer bir sinsi ve kanlı saldırı haberi de işgal altındaki topraklardan, Filistin'den geldi. İsrail ajanları ve özel kuvvetleri bir Hamas liderine suikast düzenlemek için Gazze'ye sızdı. Suikast amacına ulaştı ama Hamas milisleri kaçan İsrail ajanlarına ateş açtı. Özel timin komutanı, kor genel rütbeli İsrail subayı öldürüldü. İsrail ordusu ateş altında mahsur kalan timi tahliye etmek için hava saldırısı düzenledi. 7 Filistinli şehit oldu. Hem Gazze'ye sızıp suikast düzenlediler hem de sivillere bomba yağdırdılar. İşgalci İsrail'in katil askerleri 7 Filistinliyi şehit etti. Çıkan çatışmada bir İsrail askeri öldürüldü. Akşam saatleriydi. Kadın kıyafetleri giyen bir grup İsrail Özel Kuvvetler askeri çitleri açtı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine doğru ilerlemeye başladı. Hedeflerinde Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarının komutanlarından Nur Bereke vardı. İsrail'in katilleri suikastı gerçekleştiremeden fark edildi ve çatışma çıktı. Çatışmada bir İsrail askeri öldürüldü, bir askerse hafif yaralandı. Ya Allah! Suikast girişiminin ardından havalanan İsrail jetleri bölgedeki sivil yerleşim birimlerine bomba yağdırdı. Bombardımanda 7 Filistinli şehit düştü, 7 kişi de yaralandı. Ama o saldırılar durmadı. İsrail ordusu an itibariyle Gazze'yi yine vuruyor. Az önce elimize geçen görüntüler bunlar. Son olarak 2 Filistinli'nin daha şehit olduğu bilgisi geldi bu saldırılarda. Filistinlerin de Gazze şeridinden kısa menzilli roketlerle karşılık verdiği 80 kadar roketin ateşlendiği ve havan saldırısı yapıldığı bildiriliyor. İlk belirlemelere göre bir otobüsün isabet aldığı saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Son saldırıların görüntüleri de şu anda ekranlarınızda. Osman Gazi Köprüsü gişelerinde bir garip işler. Sürücüler nakit gişelerine özellikle mi yönlendiriliyor? ATV haber ekibi o çarpıcı iddianın izini sürdü. Birazdan ATV ana haberde. Ve Kaliforniya alev alev. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinden bahsediyoruz. Tam 5 gündür işte bu renkle, yangın felaketiyle boğuşuyor. Bilanço çok ağır. Hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Bu rakam bile felaketin büyüklüğünü ortaya koymaya yetiyor aslında ama bir de görüntü var haber merkezine ulaşan. Bir kadın otomobiliyle o devasa alevlerin ortasında kaldı. Onun gibi aslında birçok kişi kaldı. Hatta ölenlerin çoğunun o alev kapanında, otomobillerin içinde hayatını kaybettiğini söylüyor oradaki yetkililer. Cep telefonu kamerası açıktı o kadının ve kabusun her anını kaydetti. Sonunu bilmiyoruz. Korku, panik ve dehşet. Yangının ortasında kalan kadın sürücü kelimenin tam anlamıyla kabusu yaşadı. Görüntü geçtiğimiz Perşembe gününden bu yana cayır cayır yanan Kaliforniya'dan. Bölgede yaşayan bir kadın kaçmak için aracıyla yola koyuldu. Ama bu hiç de kolay değildi. Yangın yolun etrafını sarmıştı. Kadınınsa geri dönmek gibi bir şansı yoktu. Sürücü alev kapanında ilerlemeye devam etti. Bir süre ilerleyen kadın devrilen bir ağaç nedeniyle durmak zorunda kaldı. Alevler kısa sürede etrafını sarınca korku ve panik daha da arttı. Kadın korna çalarak yardım istedi. Sonunda genç kadın yangından kurtulmayı başardı. Yangının büyüyerek ilerlediği Kaliforniya'da 31 kişi hayatını kaybetti. 200'den fazla kişiden de haber alınamıyor. Osman Gazi Köprüsü ile ilgili çokça tartışılan bir iddia var bugünlerde gündemde. Köprüden geçmek isteyen sürücüler çoğu zaman sistem çalışmıyor bahanesiyle nakit geçişe yönlendiriliyor. Nakit ödenen ücretse kayıtlara geçmiyor. Tabii bu bir iddia. Biz de iddiaları gündeme taşıyoruz. Samet Öztaylan arkadaşımız bugün o iddiaları araştırmak üzere oraya gitti. Köprüden geçti. 2 yönlü olarak. Bakın neler kaydetti. Şimdi geçtim mesela 71 lira 25 kuruş ödedim. Ama aracımda DGS var. Okumadığından dolayı nakit aldılar. Bazen kartla kabul etmiyorlardı. Nakit ödemek zorunda kaldığım oldu. Şikayetler değişiyor ama sonuç hep aynı. Bazen yetersiz bakiye uyarısıyla bazen de sonra ödersiniz denilerek sürücüler 5 kat cezaya mahkum ediliyor. Bu iddialar Osman Gazi Köprüsü'nü kullanan sürücüler tarafından son günlerde sıkça dile getirilmeye başlandı. HGS'nin de bakiye olmasına rağmen bazen kesiliyor bazen kesilmiyor. Osman Gazi Köprüsü ile ilgili şikayetlerden biri de sistem çalışmıyor iddiasıyla alınan nakit paraların sisteme kaydolmamasıydı. Biz de şu anda ekip olarak Osman Gazi Köprüsü'ne geldik. Bakalım gişede bizden nakit para mı isteyecekler yoksa HGS'den otomatik olarak geçiş mi yapacağız? Yetersiz bakiye mi var şu anda? Göremiyorum. Anladım. HGS'den düşmesi 15.000'de bantlayabileceksiniz. Ya az önce geçerken problemle karşılaşmak da sistemsel bir hatadan bahsediliyordu. O mu acaba? Sistemle alakalı bir durum yani. Sistem, bankayla. Ödeyelim, HGS'yi ödeyelim. 77 lira mı geçiş? Biz nakit ödeyecektik ya. Dedim, siz evet dediniz, ben de Ödemenin fişini ödüyoruz. Ödemeyi çeviremiyor muyuz bunu şimdi? Bankaya da sistemle alakalı bir problemden dolayı nakit vermemizi istediler. Biz de nakit verirken kendileri işlem yaptığını 15 gün içinde ödeneceğini söylediler. Aslında şikayetlerden birisi de buydu. Yani sistem hatası bahanesiyle ödemenin gecikmesini sağlayıp ücretin ceza ile 5'e katlanması. Eğer o kart okumuyorsa bize fiş veriliyor. 15 gün içerisinde ödememiz gerekiyor. Normalde devam ediliyor yola, ancak işte son günlerde şikayetler tam ters yönünde ilerlemeye başladı. Çünkü sistem okumuyor denilerek nakit para isteniyor. Nakit parada iddiaya göre sisteme geçmediği için yıllık kotadan araç düşmüş oluyor. Kotayı az gösterip devleti zarara gösterip de devletten para almak, amaç bu. Güzel İzmir'in güzel namına yakışmayacak bir haber aslında bu. İzmir Körfezi'ne bir kez daha kanalizasyon suyu bırakıldı ve koku aldı yürüdü. İzmirli isyan ediyor tabii. Çevre Şehircilik Müdürlüğü el koydu ama arkadaşlarımız da oradaydı. Lağım kokusundan, lağım pisliğinden başka bir şey yok. Ege'nin bir numaralı gözde bir şehrinde yaşıyoruz. Olmaması lazım. İzmirliler isyan ediyor. Çünkü deniz kanalizasyon atıklarıyla kaplandı. Körfezi bir kez daha lağım kokusu bastı. Körfez elden gidiyor. Okul çıkışı dedik, hani bir hava alalım. Gördüğünüz üzere hani uzaklaşmaya çalışıyoruz. Bu yani. Dayanılacak gibi değil. Tabii ki şu an yani gördüğünüz üzere. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzülebilir bir körfez vaat etmişti ama yaptığı uygulamalarla değil yüzmek deniz kenarında yürünmüyor. Rüzgarın da etkisiyle sahil şeridinde durmak maalesef mümkün değil çünkü burada çok ağır bir lağım kokusu var. Kokudan mı rahatsızsınız? Evet, körfez çok pis kokuyor. Gördüğünüz gibi alaca bulaca. Kötü bir olay, buna hemen müdahale edilmesi ya da bir çare bulunması gerekiyor bence. Büyükşehir Belediyesi'nin kanal projesinin kapasitesi yetersiz ve belediye bunu iyileştirmek yerine belirli aralıklarla 3 kuyular sahilinden denize lağım suyu ve evsel atık bırakıyor. Hala şu an gözümüzün önünde bu kanaldan lağım suları körfeze bırakılıyor. Yüzecek şekle sokacağız dedi yönetim başa gelirken, ne yazık ki burada körfeze kirlilikten başka bir şey görünmüyor. CHP'li belediye çok değil birkaç ay önce körfeze yine lağım bırakmış ve 58 bin lira ceza kesilmişti. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bir kez daha harekete geçti. Denizden numune alıp incelemeye gönderdi. Tamam. Otomotiv sektöründe aylardır yaşanan bir durgunluk var biliyorsunuz. Ama rüzgar ÖTV ve KDV indirimlerinin uygulanmaya başlanmasıyla tersine döndürülmeye çalışılıyor ki dönmeye de başladı. Markaların stokları eritmek için de devreye soktuğu kampanyalar var. Biliyorsunuz genelde yıl sonunda yapılan kampanyalar bunlar. İkisi bir araya gelince sıfır araç piyasasında bir patlama var. Otomobilde ÖTV ve KDV indirimleri bir süredir durgunluk yaşayan sektöre ilaç gibi geldi. Hükümetimizin attığı bu olumlu adımla tekrar sektörümüzde bir canlılık meydana geldi. Ne kadar indirim oldu alacağınız arabada? 20 civarında zannediyorsam. ÖTV indirimi sıfır araba sahibi olmak isteyen birçok kişiyi heyecanlandırdı. Şimdi belki de hayalinizdeki bu kırmızı arabayı almanın tam da vakti. İndirimle birlikte vatandaşın da sektör temsilcilerinin de yüzü güldü. Yani şu an sıfır araba almak mantıklı tabii. Ben de böyle bir karar verdim. Kendi arabamı satıp sıfır ile değiştireceğim. Örnek verirsek şöyle bir araçta yaklaşık 200 bin lira olan aracın fiyatı 180 bin liralara kadar geri geldi. Bu aracımızın değeri de yaklaşık 170 bin lirayken şu anda 150 bin lira civarlarında. Bu aracımız da 110 bin lira civarındayken şu anda 100 bin lira civarına kadar geri gelmiş bulunmaktadır. Düşünmüyor değilim açıkçası. ÖTV'den önce rakamlar 400 bin üzerindeydi bu incelediğim araçta. Şu anda 380 bin bandında bir rakam istiyorlar. Daha uygun geliyor bana. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hem ÖTV hem de KDV'ye yaptığı indirimle otomobil fiyatları yaklaşık %10, ticari araç fiyatları ise %15 oranında düştü. Sektörümüzde en önemli sorunlardan bir tanesi kredi faizlerinin yüksek olması. Kredi faizlerinin düşürülmesi ve ÖTV'nin de indirilmesiyle birlikte sektörümüzde çok daha hareketlenme bekliyoruz. Teknoloji kontenjanından bir haberle devam edelim ama tuhaf bir haber. Şarkı söyleyen bir hologram kahramanı, yarı sanal bir karakter. Adı Hatsune Miku. Milyonlarca hayranı var ama öyle böyle demeyin. Hatta konserler bile veriyor o sanal haliyle. Hafta sonu evlendi. Bakın nasıl. Teknoloji ve müziğin birlikte vücut bulmuş hali. Bir hologram. Tüm dünyada milyonlarca hayranı var. Sahneye bile çıkıyor. Konser biletleri satışa çıktıktan sonra dakikalar içinde tükeniyor. Teknoloji editörlerinin üzerine binlerce makale yazdığı sanal şarkıcı Hatsune Miku bu kez özel hayatıyla gündemde. Çünkü hafta sonu dünya evine girdi. 35 yaşındaki Japon Akihiko Kondo'yla sade bir nikahla evlendi, kafalar karıştı. Şimdi biz ara vereceğiz, daha sonra. Haberimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.